Bu akşam işiniz varsa hemen iptal ediyorsunuz çünkü maskeli balomuz var. Ben müsaitim. Süper. Ya Şebnem biliyorsun ben kalabalıktan rahatsız oluyorum. Ayrıca öyle maske falan hiç bana göre şeyler değil. İmkansız ya, imkansız. Anlamıyorum. Niye kimse beni dinlemiyor ya? Niye yani? Heh Şebnem. Ah, jet set kokusu özlemişim. Şebnem ne yapılır ki burada? Ne demek ne yapılır? Dans edilir hayatım, dans. Hiç bana göre şeyler değil yani, beceremem hiç. Bu kadar gördüğün insan becerebiliyor mu zannediyorsun? Bir insanın içinde ya vardır ya da yoktur. O yüzden şimdi bunu keşfetme zamanı. Gel bakalım. Şebnem, şey... Pardon, arkadaşım biraz utangaçta. Bu dansı ona lütfeder miydiniz? Peki. Pardon, bu senin şanslı günün. Acaba bu... Ya sen beni mi takip ediyorsun ya? Evet, hiç işim yok seni takip ediyorum. Seninle dans edebilmek için maske bile taktım. Tüh, yine de tanıdın beni. Seninle dans edeceğime ölürüm daha iyi. Bana bak güzellik. Senin o diş tellerini kamuya açarım. Şansını zorlama istersen. Matmazel. Ben gideyim artık. Nereye, nereye, ne? Hiç fena değilsin. Bu partnerle bu kadar oluyor. Hayret. Benim dışımda seni dansa kaldıran birileri var yani. Dünyada gerçekten hayırsever insanlar var desene. Ya sen ne kadar ukalasın ya. Rica ederim. Sadece ukala kızlara nasıl davranılır iyi bilirim. Sen neyine güveniyorsun ya? Bir saniye. Tahmin et bakalım. Şebnem ne yapıyorsun? Şebnem. Canımız daha çok şey. Affedersiniz ben izninizi rica edeceğim. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha, canım eskiden telefonum vardı idare edersin artık. Şebnem ne yapıyorsun hayatım? Kusura bakmayın iyi eğlencelersin. Gülümsene, yürümeye devam et. Niyetin ne Şebnem? Gittiğimiz her yerde beni ve kendini rezil etmek zorunda mısın? Ne münasebet? Ayrıca bu beni bıraktı o pis çocukla baş başa. Aa, sen hiç tanımadığın bir adamın kollarını atıp gittin. Şebnem? Ama yakışıyorlardı. Gülseyin. Şebnem. Hı? Sen o çocuktan hoşlanıyor musun? Ne? Ne alakası var teyze hoş ya? Ne bileyim canım. Yüzün görünmüyordu. Orası çok kalabalıktı. O kadar kalabalığın içinde gelip çocuk seni dansa kaldırdı. Sen de bir türlü hayır diyemedin. Yani bir de birbirinizden nefret ediyorsunuz. İlginç bir şey yani. Hayır bir kere öyle olmadı. Çocuk birden dansa kaldırınca benim de bir hazırlıksız anıma denk. Siz nereye bakıyorsunuz be? Vay vay vay. Gece gece nereden düştünüz siz böyle be? Hop yanınızdayım. Hani diyorum geceye beraber devam etsek ha? Gitme. Sen gelsene be. Şeytan ne yapıyorsun be? Hey durun. Kıllanın lan. Var mı öyle buradan böyle geçip bedavadan?
tamam. Hadi. Hadi şimdi selfie. Hadi. Dur orada kapırdama bak bak. Gemiye dön bak. Yok. Ya ne yapıyor bu? Ne çıkartıyor çantası? Sus lan. Sus. Dön şöyle. Poz lan. Poz ver bakayım. Dokunma. Kaynat gir. Gir kafanı sokun. Tamam geri çık. Geri çık. Kaçak gelinlerle darp keyfi. Özür dilemek için gelmiştim. Böyle olsun istemedim inan. Canım özürlerini sessize alıyorsun. Çünkü biz senin gibi şeref yetmezliği olan insanlarla muhatap olmuyoruz. Ha ısrar ediyorum diyorsan seni 56'ya katlarım, origamiye çağ atlatırım ve bu konuda da iddialıyım. Anladın? Tamam. Söylüyorsanız söyleyin, ne yaparsanız yapın ama gelin bende kalın. Sizi bu saatte sokakta bırakamam böyle. Ege. Efendim. Git. Kainat. Git dedim. Kainat ya. Ya bırak artık şu inadı ya. Başka çaremiz mi var? Hem ne demişler? Sokağa düşen seni aya sarmaşır. Ya sokakta yatsan daha iyi. Bizi evden kovmadı mı o? Canım o öyle değil. Bak Senihan'ın seni kaç kere kovduğuna bakacaksın. Bir kere kovma. Birkaç saat birbirimizi özleyelim. İki kere kovma. Birkaç gün şeytan görsün yüzünü. Üç kere kovma. Severek ayrılalım. Aşka hasret kalalım. Dört kere kovma. Ne ölüme gel ne de dirime. E bizi bir kere kovduğuna göre. Bence şimdiden özlemiştir. Ne öf. Başka çaremiz yok işte. Ayrıca ben de bayılmıyorum Senihan Sultan'ın öyle üstten atarlı giderli tavırlarına. Allah Allah. Hadi. Ya karma bizi hepten silmiş. Her şey bitti. Allah'ım. Mükemmel kadınları hep yanına aldım. Merlin Monroe öldü. Cahide Sonku öldü. Lady Di, Audrey Hepburn hepsi öldü. Ben de kendimi son günlerde hiç iyi hissetmiyorum. Ama sence de biraz erken değil mi? Kızlar, bu gece burada yatsak karizmayı sıfırlar mıyız? He, teyzen haşlasın bizi sonra apartmanı rezil ettiniz beni diye. Başka bir planın var mı kainatçım? Ne bileyim bir otogar, bir ATM, bir telefon kulübesi, parkta üç bank, bir bankta büzüşmece. He, başka planın var mı? Bizi anca Hızır kurtarır, Hızır. Aa, kapıda mı kaldınız kız? Evet İzafetciğim. Sen de bu duruma bir üzüldün, bir kahroldun, bir mahvoldun. Hayat enerjin tek dişe düştü. Değil mi canım? Ay hakikaten mi kapıda kaldınız ayol? Hadi kalkın, kalkın. Nereye? Ay nereye olacak? Bana, yukarıya. Da olmaz. Ben bu kokanın evine hayatta gitmem. Ya Şebnem. Ay Mila'yı düşün. Konuşuruz bana en ince ayrıntısına kadar anlatırsınız neler oldu, neler bitti. Ben gelmiyorum, gelmiyorum, ben gelmiyorum. Şebnem kalk. Al o zaman. Ben iyi değilim. Bebek. Ben böyle annemle falan kalacak kız değildim de. Neyse. Yani beni kimler kimler istedi? Kimler kimler istedi İzafet? Yani canım doktorlar, mühendisler falan. Aa, niye varmadın o zaman? Ay yoksa sayısalcı mı sevmiyorsun? Ya da şöyle mi desek, beni ne doktorlar ne de mühendisler istedi. Kısmet diyelim Şebnem. Kısmet, kısmet. Neyse ben şu krepleri şey yapayım, geliyorum şimdi. Ya
kadın benim sürekli üstüme arkadaşlık isteği yolluyor. Bir türlü ignore edemedim ya. Hay bir de ağzı ağız değil, patlamış su borusu mübarek. Sürekli üstüme fışkırtıyor. Çikolata yumurta sosyete dergisi, al bakalım abla. Ablam mı? Bak Memo, zaten sinirim tepemde. Çabuk kaybol gözümün önünden. Yoksa cinnet getirip seni parçalarım, sonra da boğar denize atarım. Ya Şebnem Hanım, ben İzafet abladır diye yani senin... Aman yani sizin ne işiniz var burada ya? Sana ne Memo? Sana ne? Ben sana kaybol demedim mi? Benim şu anda senin bıraktığın borçlara bakmam gerekiyordu. Hadi canım, hadi. Hadi. Haydi. Seniha Hanım. Seniha Hanım. Size var ya, bomba gibi haberlerim var. Ne oldu? Şebnem Hanım, İzafet ablanın evinde kalıyor ya. Siz de ister miydiniz Seniha Hanım? Lüzum yok. Şebnem, hadi. Sultanım. Yürü, eve gidiyoruz. Aa, hangi dağ da kurt öldü acaba? Gecelerin nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyorum. Daha fazla bela istemiyorum ve seni hemen eve götürüyorum. Gözümün önünde ol. Bir tek ben değilim geceleri nerede olduğu belli olmayan sultanım. Sen neredeydin dün gece? Ayrıca ben son sözümü söyledim. Kainat ve alim ile gelmeden ben hiçbir yere gelmiyorum. İyi. Tamam. Gelebilirler. Ya ama biz kızlarla daha yeni kaynaşıyorduk. Kainat, alim ile bavulları toplayın, hemen gidiyoruz. Kızlar, siz gidin, ben gelmiyorum. Neden Kainat? Kovulduğum bir eve tekrar dönüp sıkıntı vermek istemem. Yine de çok sağ ol Seniha Hanım. Tamam. Ev çöplüğe dönüşmeyecek. Eve her geldiğimde enkaz devralmayacağım. Ortalıkta elbiselerden oluşmuş tepecikler ya da ortalığa atılmış makyaj malzemeleri istemiyorum. Anlaşıldı? Teyze zaten Gülfi'den haftada bir kere temizliğe gelmiyor mu? Onun için yarım saatlik iş. Gülfi'den değil, Sümbül. İstemiyorum. Anlaşıldı. Ya Gül, ha Sümbül. Anlaşıldı. Herkes en geç saat 10'da karşımda olacak. Gecikecek olanlar önceden arayıp mazeretlerini bildirecekler. Yoksa eve giremezler. Ha, bu arada mazereti ben inandırıcı bulmazsa yine eve giremezler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sokakta, apartmanda, gittiğiniz herhangi bir mekanda beni zor duruma düşürecek herhangi bir şeye imza atarsanız yine bu evi son görüşünüz olur. Teyzeciğim, sen bordo belli falan mı yetiştiriyorsun? Hayır, oldu olacak, bizi çocukların erişemeyeceği bir yerde sakla bari, ha? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ben de zaten en yakın zamanda bir ev bulup ayrılacağım buradan. Her şey için teşekkürler Seniha Hanım. Rica ederim Şebnem. Meral Hanım'ın kızı oradaymış. Beni aradı. Ne diyeceğim bilemedim. Bir onun boş boğaz kızı eksikti çünkü. Ayrıca o kendi estetik harikası botoks suratına baksın. Hayır, kadın ben şaşırıyorum demese anlamayacağım çünkü sürekli şaşırık. Taşıdığım isme ailenin kalitesine göre davranmak. Yakışıklı bir çocuk gördüğünde kendini kaybetmemek. Senden istediğimiz bunlar. Çok mu şey istiyoruz canım? Ne? Ben mi kendimi kaybetmişim? Ya Seniha Sultan, şu anda gerçekten fantastik edebiyata göz kırpıyorsun. Kendi gözüme mi inanayım yoksa senin söylediklerine mi? Neydi o dans ettiğin çocuğun adı? Selim. Selim. Neydi o hallerin, sinirden delirmeler, telefonun üzerine tepinmeler falan? Tamam, çocuktan hoşlandın. Sana yüz vermedi, delirdin ama belli etmek zorunda mıydın? Ne? Ben mi delirdim? Ben delirdim. Ya gerçekten yuh diyorum Seniha Sultan. Kızma Şebnem ama teyzem bu konuda çok haklı. Şer ittifakı, ha? Aymila, şu anda gerçekten en çok satanlar listesinde bir numarasın. Kızım, niye satıyorsun hemen beni? Seniha Sultan, hakkında yanlış bir intibaya kapılmış olabilirsin. Ama sana şunu söyleyeyim ki, iki gün içinde ben o salak çocuğu kapımda emirlerimi bekleyen Sebastian haline getirmezsem bana da anlı şanlı Şebnem Gürsoy demesinler. İki gün içinde. Evet.
uğrayacağınız hezimete, bana sunacağınız alkış tufanına hazırlıklı olun. Yalnız birazcık çalışın çünkü sizden gerçekten orijinal özürler bekliyor olacağım. Çünkü ben sadece Selim'i tavlamayacağım. Evet, onu kapımda köle, önümde köpek edeceğim. Onu parmağımda oynatıp tekmeyi basacağım. Onu bir buruşturulmuş kağıt mendil gibi fırlatıp atacağım. Yalnız bunları yaptıktan sonra o kurallar fena esner Selena Sultan, haberin olsun. Okey? Okey. Merak içinde bekliyoruz Şebnem Gürsün. Şimdi teknenin marina içindeki hareketinden bahsedeceğiz. Tekneyi marinanın içinde en fazla 3 mil hızla kullanabiliriz. Selim, konuşabilir miyiz? Dersimiz var. Ama mutlaka konuşmamız lazım. Mutlaka? Lütfen. Lütfen. Yani senin caps lock kapanmış. Artık küçük harflerle konuşmaya başlamışsın. Hayırdır Şebnem? Hayır. Ya hayır. Gerçekten konuşmamız lazım. Şebnem, konuşmak karşılıklı yapılan bir şey. Yani sen monologdan diyaloğa geçtiğin zaman konuşuruz, tamam mı? Ama lütfen Selim ya. Hatta lütfenler güruhu, lütfenler sağına, öbek öbek lütfen. Lütfen. İyi madem. Bak, şurada banktan bozma bir yer var, gördün mü? İstersen orada beklesin. Yani madem senin için bu kadar önemli, beklersin diye düşündüm. Tabii ki. Ben de öyle düşünmüştüm. Şebnem, senin derdin ne? Derdim falan yok. Ben sadece özür dilemek istiyorum. Sen, baştan söyleyeyim, Arda'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca teknemde herhangi bir şeyini de unutmadın. Ayrıca parçalanan telefonumun arkasını aramayacağım. Şimdi dersime gidiyorum, tamam mı? Tamam değil. Yani bak, ben gerçekten üzgünüm. Dışım Bahar Bahçe, içim Türkü Barselim. Otursana biraz, konuşalım. Hadi. Arda gitti. Ve geriye sadece bana bıraktığı angaryalar kaldı. Face'den sil. Twitter'dan unfollow'la. Skype'dan engelle. Ya niye? Niye gidersin anlamıyorum. Açıkçası ben erkekleri anlamıyorum. Erkekleri anlamak mı istiyorsun? Evet. O zaman sus ve biraz dinlemeyi dene Şebnem. Ya sen niye hep beni tersiyorsun ya? Neden mi? Mesela şu artı sonsuz özgüveni. Ya sen tevazuya tepki olarak mı doğdun? Tevazu. Ya ben onu kullanmıyorum. Ne demişler? Tevazu gösterme, gerçek sanırlar. Sen yine de arada bir kullan. Belki memnun kalırlar. Tamam seç. Anlamadım. Seç bir şey. Yani en iddialı olduğun şeyi seç mesela. Ama öyle bir şey seç ki bu konudan ben zerre kadar anlamayayım. Ama yarışalım. Ve emin ol bu söylediğin şeyde yine de en iddialı ben olacağım. Sen ciddiysin. Fena halde. Peki. Ama bak baştan söylüyorum. Kazanan ben olursam yarın koşulsuz şartsız bana hizmet edeceksin. Sen kazanırsan ben de sana. Ve benim o sonsuz özgüvenim tarih olacak. Okey? Tamam. Anlaştık. Akşama görüşürüz. Yerini ve saatini ben sana bildiririm. Söyle kuzum. Ne? Çocuk mu? Kızım ben ne anlarım çocuk bakmaktan? Ne? Hastane mi? Akü tatlıcı mı? Allah Allah siz iyice vicdan terk oldunuz ya. Ya daha onun Dexter'ı ben olacaktım. Neyse tamam tamam sorumluluk bende. Birazdan kafedeyim. Öptüm. Bay bay.
Ya niye böyle mutsuzsun bir tanem? Boş ver. Ama anlat bana hayatım. Söyle ne oldu? Şey, öğretmenimiz Pamuk Prens oynaması için Filiz'i seçti. Çünkü o daha güzel. Aa, kim demiş onu? Sen mi çirkin misin? Kalk bakalım bir, kalk. Kalk bir bakalım sana Rüyacığım. Bir dön bakalım şöyle, bir dön. Ya sana baştan söyleyeyim ki senin gözler yıkılıyor. Ayrıca bebek sarısı, parlak ve düz saçların gözümden kaçmadı. Bak şimdi, unutmuyoruz. Kadın, her yaşta kadındır. Yani sen biraz güzelliğini gölgelemiş olabilirsin. Görüntün şu an biraz karıncalı ama istersen onu full HD yapabiliriz. İster misin? Rüyacığım, bak sana bitiyor. Saçlarını asla gerdirerek tepeden toplamıyorsun. Tamam mı? Yani Serpil Çakmak'ta sevdiğimiz bir ablamızdı. Ama o yıllara asla geri dönmek istemeyiz. Öyle değil mi? Mesela kuaföre gittin diyelim. Diyeceksin ki saçımı 5 santimden fazla kesmeyin. Çünkü maalesef kuaförlerimiz 5 santimi 20 santim olarak algılarlar. Rapunzel gibi oturduğun koltuktan kutsi gibi kalkmanı ister miyiz? İstemeyiz. Ha? Neden? Çünkü demin de söylediğim gibi kadın her yaşta kadındır ve sadelik çok önemlidir. Bu verdiğim tüyoları da sadece burada değil bak, eve gidince de yapacaksın. Hah. Hı, bakayım sana şöyle bir. Nasıl alıyorum Şebnem abla? Rüyacığım, gidiyorsun ve o seçmelere derhal itiraz ediyorsun. Pamuk prenses oluyorsun ve sahnede devleşiyorsun. Ya bebeğim, biz çıtayı o kadar yükselttik ki o Filiz anca o oyunda cüceyi oynayabilir. Al bakalım Rüyacığım. Rüya kızım. Anne. Rüya. Bir senin renginle ve gül kırsın. O renk elbise alalım mı bana bugün? Şey tabii alalım kızım. Şebnem. Yani Müfit abi gerçekten yeni nesille gurur duyuyorum. Çünkü çok çabuk öğreniyorlar. Ama benim bir an önce gitmem lazım. Çünkü benim boyun ölçüsünü almam gerekiyordu da geç kaldım. Okey. Rüyacığım gidiyorsun seçmeleri kazanıp ezberi bozuyorsun. Okey. Okey. Memnun oldum. Memnun oldum. Allah. Memnun oldum. Bu nedir ya? Sana da vur dedik combo yapmışsın. Seçim senin diyen sendin. Al bakalım. Bu ne işe yarıyor? Kırışıklıklara iyi geliyor. Cilde tazelik veriyor. Hadi bakalım. Açılışı yap da görelim. Bugün atar mısın? Anlaşıldı. Açılışı biz yapacağız. Biraz çekilir misin? Neyse Şebnem, kendin kaşın. Yeah.
buraya kadar. Atman imkansız. Sen kaçırıyorsun, ben atıyorum. Ve yarın seni uzun ve zor bir gün bekliyor. Sabah en geç 10'da beni alıyorsun. Yapılacakların listesini sana atarım. Ha! Geç kalmıyorsun. Melek yüzlü şeytan. Senin ne işin var burada? Ben kainatı görmeye geldim. Telefonlarıma cevap vermiyor. Onunla konuşmam lazım. Ha! Demek telefonlarına cevap vermiyor. Ya sen dalga mı geçiyorsun ya? Kızın ruh hali deprem enkazından beter. 10 metrekarelik odada kilometrelerce uzağa bakar gibi dalıp gidiyor. Ya sen kendini ne zannediyorsun Allah aşkına ya? Ama... Ne ama ne? Bak, şu an köprüden önceki son çıkışa dikiz aynasından baktığının farkında bile değilsin. Tamam mı? Her hıyarla turşu kurulmadığı gibi her hıyarla hayal de kurulmuyor. Ayrıca kainat da burada yaşamıyor. Şimdi buradan defolup gidiyorsun. Hadi. Sena Sultan, senin şu kurallardaki esneme payını bir konuşsak mı? Konuşalım. Yani mesela diyorum ki şu akşamları 10'da gelme durumu, onu ucu açık bir saate mi alsak acaba? Ya da temizlik olayı. Şöyle düşünüyorum. Yani sen temizlersen, ben temizlersem, o temizlerse, o Sümbül denen kadıncağız nasıl para kazanacak? Değil mi? Yani benim dağınıklığım tamamen işsizliğe karşı bir hareket. Sonra diyorum ki senin şu arabayı da ortak kullanıma mı açsak? Hayır, nasıl olsa yarın Selim iddiası son buluyor ya. Tabii tabii. Tabii. Şebnem. Hı. Kainat nerede kalıyor? Vallahi kalıcı bir yer bulana kadar şimdilik Müfit abide. Ya. Hı. Sen iki saattir ne yapıyorsun şu telefonla? Hiç. Uzun bir liste hazırlıyorum. Yarın yapılacaklar listesi. Evden lüks bir araba ile alınacak. Elde mutlaka kırmızı güller olacak. Sena Sultan hoş tutulacak. Yok. Kibar bir şekilde izin istenecek. Yok. Arabaya binerken inerken araba kapısı açılacak. Güler yüz gösterilecek. Her mekanda hesaplar pamuk ellerinden yok öper. Buraya kadar teyze hoş. Homeless gibi giyinilmeyecek, şık olmayacak. Şebnem Gürsoy kalitesine yakışılır davranılacak. Yan yana olmaz ki. Elde mutlaka kırmızı güller olacak. Günaydın hayatım. Günaydın. Sena Sultan hoş tutulacak. İyi günler efendim. İyi günler, teşekkür ederim. Rica ederim. Kibar bir şekilde izin istenecek. Bugün için Şebnem'le program yapmıştık. Eğer müsaadeniz olursa. Tabii, rica ederim. Teşekkürler. Geç hayatım. Arabaya inerken araba kapısı açılacak. Tekrar iyi günler. İstersen, sus istersen, daha fazla yakına gelme istersen, ateşle barut yan yana olmaz ki. Hayatım nedir ya? Hiç sevmediğim işler. Canım, cicim, bonibonum, glikozum. Müfit abinin kafesine gideceğiz, ben sana tarif ederim. Balım. Pardon ama ben senin şoförün müyüm? Bugünlük evet. Neyse. Hadi gidelim de şu mutluluğumuzu biraz kamuya açalım. Of! Of! Ya Selim'cim canım. Acaba diyorum ki arkama bir minder mi olsa? Ha? Yani Müfit abiden rica edeceğim ama görüyorsun işi başından aşkın. Hadi bir getirsen sen. Şebnem. Efendim canım. Sırtıma doğru.
Hadi tamam. Hadi. Buyur. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne demek? Ay, rujum düştü. Al Şebnem. Selimciğim, sana gereksiz bir özgüven mi geldi hayatım? Ha? Hadi. Gülümse. Ne yaptın sanıyorsun? Pardon. Alayım. Al. Ay çantam. Çantamı da düşürdüm. Bugün de sakarlığım üstümde. Yok artık Şebnem. Hadi Selim. Biraz çekilir misin? Al. Ay ay canım benim. Canım kafa gitti. Ay ama birazcık dikkatli olsan değil mi hayatım? Bak gördün mü herkes bize bakıyor. Masaları şey yapmalar falan. Biraz daha sessiz olursan dikkat çekmeyiz en azından. Ben mi sessiz olacağım? Selim. Yine ne var Şebnem? Şey acaba diyorum biraz masaj mı yapsam? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sence? Ah yavaş. İzafet abla ne oluyor burada? Hemen öğrenmek istiyorum derhal. Şu anda öğrenmek istiyorum. İyi mi böyle? Ay evet evet. Ellerine sağlık. Ay. Efendim Kainat. Ha Şebnem, ya bugün Almina'nın yanına benim yerime sen gidebilir misin? Tabii giderim de ne oldu, ne bu telaş? Ya, sonra anlatırım. Tamam tamam, ben hemen gidiyorum. Hadi bay bay. Selimciğim hemen arabayı hazırla, gidiyoruz. Hadi canım biraz seri. Aa. Ay, ay. Ah Selim. Efendim Şebnem. Ay ayağımı incittim galiba. Ay canım çok yanıyor beni. Arabaya kadar taşır mısın? Araba diğer solakta, farkında mısın? Ha. Ya tüh. Kısmet işte. Hadi beline kuvvet. Hadi canım. Of. Aa, hayatım. Yine ne var Şebnem? Hesabı ödemedik. Doğru. Geçmiş olsun. Sağ ol. Şebnem. Hayırdır? Canım geçmiş olsun. Aa şey pardon, isim neydi sizin? Özgür. Ya Özgür. Tekrar geçmiş olsun. Canım sen bize niye bulaştın ya? Daha acısız intihar şekilleri vardı. Bugünkü evi bırakma törenimizi Selim Bey üstleniyor. Hastamızla beraber bizi o götürecek. Öyle değil mi? Evet. Evet ne? Evet hayatım. Hayır. Yo, ne gerek var? Yani niye zahmet ediyorsunuz? Ben bir arkadaşımı ararım, gelip alır o. Zahmet olacak bir şey yok. Hepimiz bir an önce iyileşmeni istiyoruz. Daha konuşacak çok şeyimiz var çünkü. Arkadaşım doğru söylüyor. Bir an önce iyileş, daha konuşulacak çok şey var.
Şebnem. Sen hiç bir hastaya hasta çorbası yaptın mı? Aa, Şebnem Gürsoy. Tabii ki hayır da. Hani ne kadar zor olabilir ki, değil mi? Peki bir şey söyleyeceğim. İntikam çorbamızın içine ne koyuyoruz? Şap, kezzap, çamaşır suyu. Abartma Şebnem. Ne oldu Özgür Bey? Beğenmediniz mi çorbayı? Çok değişik olmuş. Elinize sağlık da benim bir de bayağı bir kötü. Ben bakayım şuna. Selim Beyciğim, beğenemediyseniz sizi alalım mutfağa. Ben yemek konusunda sıfırım. Net yani. O zaman tek bir çaremiz kaldı. Evet. Kainat. Demek Özgür sağlam. Aa, ya da Akif Tatlıcı mı demeliyim? Ya da bizim bilmediğimiz üçüncü bir ismin daha olabilir mi? Yani bir insan ismini neden saklar? Ya süper kahramandır, ya MİT'te görevlidir, ya da sahtekardır. Sen hangisisin? Bak tamam, yaptığın doğru değildi. Ama... Ama senin yaptığına yanlış da denmez. Senin yaptığının masumane hiçbir tarafı yok. Senin yaptığın cinayet sebebi, ölümcül hata, senin yaptığın öküzlüğün daniskası, senin yaptığın dangalaklığın Everest'i. Ya sen bu kızı nasıl üzersin ya? Özgür iyi çocuk aslında. Yani ben sevdim. Ne? Özgür mü iyi? Hiçbir erkek iyi değildir. Hele ki Özgür ve iyi aynı cümle içinde kullanıyorsak tamamıyla bir anlatım bozukluğudur. Öyle değil mi Selim'ciğim? Derhal bana hak veriyorsun. Son 15 saniye. Anlamadım. Haklısın diyordum hayatım, haklısın. Ne iyi oldu Selim ya, gece gece. Sen olmasan dönemezdik. Ya, değil mi? Ne oluyor ya? Süre tamam. Gün bitti, ceza bitti. Saat tam 12:01 geçiyor. Ne cezası ya? Hanımefendiyle ufak bir iddiaya girmiştik de. Şebnem Hanım, şimdi lütfen arabamı terk eder misin? Nasıl yani? Şöyle ki, arabamı terk eder misin diyorum. Hayatım. Kainat, bu arada sen istersen kalabilirsin. Yani istediğin yere kadar bırakabilirim. Benim derdim bununla. Ay yok. Teşekkür ederim ama olmaz. İyi geceler. Ateşle barut yan yana olmaz ki. Kalmadık senin arabana. İyi geceler Şebnem Hanım. Yan yana olmaz ki. Sen bittin. Seni mahvedeceğim. Seni kör kuyularda merdivensiz bırakacağım gerizekalı. Ya Şebnem, biz bunu nasıl başarıyoruz ya? Yani her gece sokakta kalmayı biz nasıl başarıyoruz? Bence şu bizim iddia işini bir daha konuşalım Şebnem. Benim aklımda almadığı bazı şeyler var. Bence sen yenilgiyi hazmedemiyorsun teyzoş. Şu saati eve gelip tek fırça yemeden ve mazeret göstermeden oturabiliyorsun. Demek ki hazmetmişim. Ama yine de benim bilmediğim bazı şeyler var. Efendim Selim. Ya sen beni ne yüzle arıyorsun ya? Arama demedim mi sana? Şey, pardon, yanlış numara galiba. Ben pardon. Neyse, özür dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bence rehberindeki bütün kişilerin isimlerini Selim diye değiştir. Böylece bütün gün durmadan beni arıyor diye avunabilirsin. Biz şu iddia işini bir daha mı konuşsak? Hı? Efendim kuzum. Ay Mila. Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Ne? Aa, hadsize bak sen. Tamam. Tamam, şimdi derin bir nefes alıyorsun. Heh. Al derin derin. Heh. Çok yavaşça. Nefes al. Almila'cığım, tane tane konuş. Anlamıyorum, Space Tuş'un açık mı kaldı senin ya? Hadi tane tane anlat bakalım. Heh. Ne anlatayım Şebnem, ne anlatayım? Yüzüme baktı.
Tamam, hepsi başta bir oyundu. Önemsemedim ama şimdi seni seviyorum dedi. Oyundu dedi Şebnem. Sonra yüzüme baktı böyle. Sanki onun boynuna atlayacakmışım gibi. Sanki kalbimi hiç kırmamış gibi. Seni seviyorum, beraber yaşayalım dedi bir de utanmadan. Almila. Of, ben hiç iyi değilim Şebnem, hiç iyi değilim. Almilacığım. Almila orada mısın? Almila orada mısın ya? Korkutma beni. Ya buradayım Şebnem. Hah. İyi iyi de neredesin? Tarif et bana. İşte burada bir tane ağaç var. Ağaç mı? Ay gerçekten şahane bir tarif ya. Allah Allah, saçmaladın iyice. Bir doğru düzgün tarif etsene ya. Ya hadi ya da boş ver. Sen bir taksiye atla gel hadi. Gelemem. Ay ne demek gelemem ya? Allah Allah, nereye gideceksin? Hadi eve gel. Ben oraya gelemem Şebnem. Ne demek buraya gelemem? Aymilacığım. Canım, canımın en biriçi. Hadi tatlım bak, hadi buraya gel. Bak burası senin evin, hadi. Benim evim... Benim evim İzmir Şebnem. Ben İzmir'e gidiyorum. Hemen şu anda İzmir'e gidiyorum. Ay! Şebnem, çık git odamdan ya, git uyu. Ama kot kırmızı teyze hoş. Yine ne var? Almila zor durumda. Bu sürpriz bir şey değil ki. Rutin artık. Ya dönüşümlü olarak ya da toplu halde zor durumdasınız zaten. Kaçak gelinler. Ya kız çok ağlıyor, sakinleştiremedim. Hem gecenin bu saatinde tek başına sokakta. Ne işi var sokakta? Atlasın bir taksiye, gelsin eve. Gelmem diyor. Her şey bitti diyor. Ben İzmir'e döneceğim diyor. Ya ne olur bak, kapında Sebastian olayım ya. Şebnem, ben ne yapacağım? Ne yapmamı istiyorsun? Ya gidelim arabaya binelim, Armile'yi alalım ne olur. Yok artık. Ya bak ama bak bak bak, önünde diz çöküyorum ne olur. Yok canım, daha neler. Ya niye bakıyorsun öyle? Ya öyle bakıp durma. Hayatta olmaz. Buralarda olduğuna emin misin? Yok işte. Nerede bu kız? Emin çok iddialı bir kelime teyzoş. Yani ben şiddetle buralarda olduğunu düşünüyorum. Yani bu civarı tarif etti. Şiddetle bu civarda. Arasana şu kızı. Ay, arayamıyorum teyzoş. Kız çok ağlıyor. Anlamıyorum söylediklerini. Yarısı hıçkırık, yarısı kelime. Anlamıyorum. Siz beni öldüreceksiniz. Ya kızın başına bir şey geldiyse? Ya biz de o durumu bertaraf etmek için geldik ya teyzoş. Of Şebnem, of. Almila mı o? Almilacığım. Ne bağırıyorsun öyle mahalle kadınları gibi? Almila! Geldik Almila, geldik. Almila! Şebnem, geldik bak geçti. Almila, iyi misin güzelim? Ha? Tamam, şimdi eve gidiyoruz. Şebnem, sen Almila'nın yanına otur. Gel. Geç yanına. Ben de adeta beginner seviyesine bir mükemmellik. Adeta bir junior Şebnem Gürsoy görüyorum ve sen benim ustalık eserim olacaksın. Ay pardon Rüyacığım. Efendim. Siz bana düzenli olarak uydu alıcı satmaya çalışıyorsunuz. Ama benim şöyle bir problemim var ki televizyonum yok. Hayır anlamıyorum, ne yapmaya çalışıyorsunuz ki? Yani kadın hayır deyince belki, belki deyince evet kuralından mı ilerliyorsunuz? Allah Allah. Beni derhal aranmayacaklar listesine yazacaksınız. Yoksa ben sizi öldüreceklerin listesine ekleyeceğim. Bay bay. Rüya? Rüya? Şebnem. Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Maalesef Rüyacığım. Tanışmakla kalmıyoruz. Maalesef sürekli karşılaşıyoruz da. Maalesef. Ya senin bu özgüveninden ne zaman 6-0 atılacak? Sen hala akıllanmadın mı? Hadsizlik dili ve edebiyatı diyorsun. Israrcıyım diyorsun. Yalnız o fakülteyi yıkarım senin başına. Biraz fazla mı güzeliz acaba? Evet. Kaç yaşındasın bakalım Rüya Hanım? 10. Emin misin? Bence en fazla 8. 7. 7. Biliyordum. Peki sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Bu kadar güzel olman diğer kızlara haksızlık değil mi? Aa, ne biçim konuşuyorsun sen be? Öyle mi? Bence öyle. Rüyacığım,
Bu abi ilk defa söylediği bir şeyde haklı. Ama genel olarak hiç kale alınacak bir insan değildir. Siz birbirinizden hoşlanıyor musunuz? Aa! Yok artık. Rüyacığım, nereden çıkarıyorsun onu? Biz sadece uzaktan tanışıyoruz. Efendim kainat? Ne? Ne poğaçası kızım ya? Ben ne anlarım poğaça yapmaktan? Farkındaysan bu cümlede bir özne yükleme uyuşmazlığı var. Ya Şebnem, biliyorum hiç sana göre işler değil ama yardımına ihtiyacım var. Yetiştiremeyeceğim bak, ne olursun. Hadi gel eve. Tamam tamam. Bak şu paniğini hemen sessize alıyorsun. Biliyorsun ki benim yapamayacağım bir şey yok. Ben sadece hadsizlere tahammül edemiyorum. Tamam, hadi öpüyorum kuşum. Geliyorum, bay bay. Rüyacığım, gidiyoruz. Taştım, memnun oldum. Ben de küçük hanım. Rüya. İstersen, git istersen. Sabaha kadar otur, konuş istersen. Ateşle ya. Barut yan yana ya. Olmaz ki. Senin kızlar yetiştiremeyeceğim ya vallahi. Bittim ben, bittim, yetişmeyecek. Ay kızım ya, bir sakin. Allah Allah, bir gün öleceksin şu özgüven yetmezliğinden. Ya ne yapayım Şebnem, akşama kadar 300 poğaça, imkansız. Bak canım, Şebnem Gülsoy'un her zaman söylediği gibi, imkansız hallolur, mucize biraz zaman alır. O yüzden... Hadi bakalım, işe koyuluyoruz kızlar. Özledim. Yani canım, özlem dediğim bir uçak bileti kifayetsizliği. Ama gelirken midye ile boyoz getir mutlaka. Şebnem, ben İzmir'e geldim artık. Temelli geldim. Ama midye ile boyozu hemen yollarım. Canım, geldikleri gibi giderler sözünün hastasıyız ama gittiğin gibi gelirsin, on numara bir laftır. O yüzden öpüyorum canım, kendine iyi bak, bye Murch Kip. Merhabalar. Hoş geldin. Kainatçığım, her şey için çok teşekkür ederim. Bak, bu da senin. Bu ne abi? Poğaçaların parası. Bir yanlışlık olmasın. Bu para çok fazla. Alt tarafı poğaça. Ne yazık ki senin yaptıkların için alt tarafı poğaça diyemiyoruz. Şebnem, görüyor musun? Yavaş yavaş para biriktirmeye başladık. Köpek gezdirmeye, çocuk bakıcılığı. Başladık. Başladın desek daha doğru olur. Ben yine etkisiz elemanım. Aa, daha neler. Sen olmasan ben ne yapardım ya? Bugün bana o kadar yardım ettin. Rüyaya sen baktın. Yok yok. Vallahi ben hiçbir işe yaramıyorum. Ben resmen Türkçe dublajcı kuru gürültü Şebnem Gürsoy. Allah'ım, yani maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor. Bastığım yerde ot bitmiyor. Bir bar taburesi üstünde Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştayım kainat. Ama karşıya geçecek param yok. Böyle ayakta bunalım olarak takılıyorum. Almira da gitti zaten. Her şey yoluna girecek. Ben gidiyorum. Çünkü Senia Sultan beni her an ölüm listesine ekleyebilir. Tamam. Öpünüzü öpüyorum. Hadi görüşürüz. Allah. Ya Müfit abi, şu yerlere bir şey yap Allah aşkına. Kayıyor ya. Hayrola, ne bu halin Şebnem Gürsoy? Yoksa Selim telefonlarına mı cevap vermiyor? Adem, yapma böyle. Bak, beni de bunalıma soktun. İyi de ne yapayım teyze hoş ya? Yaşam sevincim bana kadardı zaten. Onu da dibini sıyırıyorum şu anda.
İyi de canım, Alman'ın gitmesine hepimiz üzüldük. Ama ona git diyen olmadı ki. Onun kararı. Ama biz ayrılmaz, muhteşem bir üçlüydük. İzmir çıkışlı, boyoz, yumurta, çay gibiydik. Daha bir ay geçmeden iki kişi kaldık. Yakında ben de pes ederim zaten. Sen pes edeceksin. Senin yapamayacağın, başaramayacağın iş yok Şebnem Gürsoy. Gerçi ikinci gün o işe gitmezsin, o ayrı. Sana burnunun dikine gitme diyeceğim ama senin oradan döndüğün yok zaten. Yoksa gönüllerin şampiyonusun Şebnem Gürsoy. Evet ya, bu nedir canım? Allah Allah. Şebnem ayakları üstünde duracak, o Almina geri gelecek, o kainatta başarı silsilelerine devam edecek. Benim adım Şebnem Gürsoy, ben bu oyunu bozarım. Bozarsın Tatar Şebnem. Ama şimdi sakin ol. Önce siz Almina'yı ikna edin, gerisini bana bırakın. Nasıl? Şöyle gel. Alo. Serdar Bey, iyi akşamlar. Sizi bu saate rahatsız ediyorum, ne olur kusura bakmayın. Sizden bir ricam olacaktı. Ne demek Emir, lütfen. Sadece bir rica. Sizin yoga merkeziniz için bir hoca önerecektim. Evet, kendisine bizzat kefilim. Tabii siz de uygun görürseniz. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Adı Almila Peker, şu anda İzmir'de. Ama çok yakında İstanbul'a dönecek. Artık ayrıntıları yüz yüze konuşursunuz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ya! Tezur, sen harika bir kadınsın ya. Ben bunu hemen Almila'ya söyleyeceğim, dur. Ay, telefonum nerede be? Ha. Ay, dur, heyecanlandım. Gerçekten şu telefon operatörlerinin hassizliğine bir çözüm bulunmalı, gerçekten. Ne oldu? Hayır yani, koskoca Şebnem Gürsoy telefon açtığı zaman aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor, sesini duymamalı canım. Hayret bir şey, devlet buna bir çözüm bulsun ya. Ama ben ne yaparım? Almina'nın evini ararım. Ah, iyi akşamlar. Orası Almina'ların malikanesi mi acaba? Şey, ben Şebnem, Almina'nın İstanbul'dan arkadaşı. Hani şu kaçak gelinlerden en tatlı olanı. Almina'yı alabilir miyim? Altı ay mı? Ha, anlıyorum. Tamam, iyi akşamlar. Ne olmuş Şebnem? Teyzoş. Hı-hı. Almina kendini yogaya vermiş, inzivaya çekilmiş, dış dünyayla bütün ilişkisini kesmiş. Annesi diyor ki, en son böyle olduğunda 6 ay sürmüştü. 6 ay. Peki, hayırdır, yazıkların efendisi. Kainatı soracaksan eğer, Kalbim Ege'de kaldı şarkısı onun için tarih oldu. Biz onu repertuardan çıkarttık yani. Şebnem, konuşmamız lazım, çok önemli. Canım, ben sana anlatamıyorum galiba. Hı? Bak, ben kızlar sana güvendiği için güvendim. Tamamen sürü psikolojisi yani. O yüzden bekleme yapma istersen. Ya bu sefer pişman olmayacaksın ama. Ya. Hayrola Şebnem Gürsoy, pek bir neşelisin. Almina'nın üzüntüsü kısa sürdü galiba. Niye döndün ve niye bu panik? Ayıpsın Sena Sultan. Ayıpsın teyzelerin en Catherine Zeta-Jones'u. Sana gelmediğim gün... Aslında çok da önemli bir gün değildir. Fazla coşmamak lazım. Neydi o şu konuştuğun çocuğun adı? Ege. Ne oluyor? Pek de fırça atar gibi bir halin yoktu çocuğa. İnsan merak ediyor. İşte... Hayat sürprizlerle dolu. Ya. Ya. Teyzor. Ev sahibi olmama ve babama özür dileriz, haklıymışsın Şebnem. Biz seni hafife almışız dedirtme yolunda ilerlememe. Emin adımlarla, hatta seke seke Hülya Koçyiğit gibi koşarak ilerliyorum. Ya sadece 48 gün kaldı, 48. Adeta istikrarla lanetlenmişim. Evet Şebnem Gürsoy, istikrarlı bir şekilde susmuyorsun canım.
teyzoş. Laf sokma konusunda sen de duayensin maşallah. Efendim? Tabii tabii müsaitim. Kaçta? Ha, hazırım çıkarım. Okey. Tamam. Görüşürüz. Hadi bay bay. Kimdi o ya? Nereye gidiyorsun? Şimdilik sır. Sevgiler sana, saygılar güruhu, öpücüklerden bir demet. Milyonlarca öpücük. Görüşürüz seni aslında. Ya bana çok kızgın. Ne yapacağım ben? Vallahi Özgür. Selam. Aa, Turbatı, sen nereye sızdın bir aramıza? Derhal gidiyorsun. Şebnem, Özgür bir şans daha istiyormuş. Ne münasebetmiş. Çocuklar, size dünyanın en kısa fıkrasını anlatayım mı? Anlat. Şebnem affetmiş. Ama Şebnem. Ne ama? Sen hala buradasın. Şebnem, ben Almile'yi seviyorum, tamam mı? O yüzden bana yardım etmek zorundasınız. Lütfen arkadaşlar. Arda Bey, çok merak ediyorum da sizi buraya kadar yoran şey nedir acaba? Şebnem, bunun bir açıklaması var mı? Vallahi ondan önce daha büyük bir sorunsalımız var. Hatta tuğla kadar bir sorumuz var. Neymiş o? Sen bana bunu hangi hakla ve sıfatla soruyorsun? Şebnem, bir tanem. Yalnız bir tanemlik bir durum yok ortada. Hayatım. Hayatım da demezsek. Şebnem, ben çok düşündüm. İnan bana, hata yaptım. Sonradan yanına gelmeye de cesaret edemedim. Gel, yeni bir sayfa açalım. Yeni bir sayfa. Ben sana şöyle bir özet geçeyim. İlişkimizin başlarında sen bana dedin ki yalnız ben öyle uzun ilişkilere gelemem dedin. Seni terk ettim, pişman oldun, yeni bir sayfa açtık. Sonra ilerleyen günlerinde her şey güzel giderken ay yalnız ben yapamıyorum dedin, ayrıldık. Sonra ben sana hamileyim dedim, yeni bir sayfa açtık. Şimdi hangi sayfa? Şimdi ne diyorsun? Bizim defter kaç ortalı ya? Selim değil mi? O yüzden bana böyle soğuk davranıyorsun. Ya ben bunun hesabını soracağım ondan. Ya. Ardacığım. Aslında ben de seni çok özledim. Ama bırak da şu kadarcık intikam alma hakkım olsun değil mi? Ya ama Şebnem bu fotoğraf ne? Yalnız o fotoğrafın hesabını arkadaşına soracaksın. Merak etme. Soracağım zaten. Ne zaman sorarsın? Yani bunun hesabını derhal sormalısın o Selim'den. Efendim Selim? Şebnem konuşmamız lazım. Ay, şu an çok meşgulüm. Önemli ama. İyi tamam, ben kapattıktan sonra detayları anlatırsın. Şebnem. Ah Şebnem, ben de o telefonu sana bütün gün elinde tutturup hadi ara Selim dedirtmezsem. O günler de gelecek. Ne? Deli misin be? Kimseye söylemedim tabii. Neredesin sen? Yakınlarda mısın? Ben seni görüyorum desem. Ay tut be tut. Aa, Allah. Dikkat et. Ne yaptın? Alo, ex darlinglerin en hızlı geri döneniyle mi görüşüyorum acaba? Dönmeme gerçekten sevinmişsin Şebnem. Ah, dönmene sadece sevinmedim. Aynı zamanda gönlümün en nadide bölgesine hızlı bir giriş yaptın. Bir şey söyleyeceğim. Gidişinle dönüşün arasındaki uçurumu açıklayabilmem için coğrafya bilgim yetersiz kalır. Eğer bu söylediklerin gerçekse... Gerçek. Gerçek hiç bu kadar kifayetsiz olmamıştı Arda. Bunu sözcük olmaktan çıkarıp hayatın ta kendisine dönüştürelim diyorum. Hı? Nasıl olacak?
keşke hiç yakacak gibi gelecek zamanı dair kuşku dolu soru eklerini kullanıp şuursuzlukta mümkün mertebeye ulaşmasan diyorum Arda'cığım. Her şey senin dönüşün ne oldu zaten? Bunu baş başa, göz göze, diz dize konuşmak için akşam 9'da Sena Sultan'ın evinde ol. İstersen hemen de gelebilirim. Ay, özlemenin anlamını anlayabilmek için lütfen bana biraz zaman tanı. Tanı ki daha önce hiç bilmediğim bu duyguyla olgunlaşabileyim. Tamam? Akşam saat 9'da Sena Sultan'ın evinde ol. Hadi bay bay. Bir dalda iki kuş. Selam. Cancığım hayırdır? Sen iyi bir çocuktun. Ne işin var senin bu çakma pazarmalığıyla? Yapma Şevnem. Çocuğun canı sıkkın zaten, görmüyor musun? Görüyorum. Hatta ben bundan sadistçe bir zevk alıyorum. Şevnem lütfen. Ne lütfen, ne lütfen? Şişt, bana bakın. Patlak lastik ve krikosu. Fazla zamanım yok. Siz el ele veriyorsunuz. Akşam saat 9'da benim evde oluyorsunuz. Okey? Oluyoruz. 9'da. O niye ya? Canım gereksiz sorularınızla beni yormuyorsunuz. Hatta saat 9'u 2 dakika bile geçirmiyorsunuz. Yalancı Pinokyo ve arkadaşı. Tamam mı? Vallahi canı bilemem ama ben gelemem. İzmir'e gidip Aymur'la gideceğim. Ya bu itiraz operatörü tripleriyle kişilik göstermeye kalkacağını, teslim olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşasan diyorum sahte prens. Canım az buçuk geleceğini düşünüyorsam 9'da orada olursun. Okey? Hadi çao. Akşam saat tam 9'da Sena Sultan'ın evinde ol. Pişman olma. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Ümit abicim, lütfen, lütfen. Ya hadi ya, inatçı keçilik yapma ama. Ya Şebnem, sen çıldırdın mı ya? Delirdin herhalde. Israr etme. Olmaz diyorum, olmaz. Ümit abim, bu ön yargı, bu fikri sabitlik, bu vizyon darlığı senin gibi abilerin en moderne hiç yakışmıyor. Hem asla o kadar uç bir kelime ki bunun bir adım sonrası mutlakadır. Küçük hanım, bana bak. Bu retorikler bana sökmez, tamam mı? Ben bir şey için olmaz diyorsam, o olmaz anlamına gelir. Başka bir anlamı da yoktur. Fit abim, o kadar tutkulu olmaz diyorsun ki. Gerçekten şu an sana hiç inanasım gelmiyor. Bana bak Şebnem, beni rahat bırak, tamam mı? Benim işim gücüm var. İşin gücün mü var? İşin gücün şu dışarıdaki iki içi geçmiş kadın mı? Hayır, zaten 2 saattir bir falı deşifre edemedi bunlar. O falda görmek istedikleri şey koca. Onun için saatler değil, günler gerekiyor maalesef. Tamam, şu an işim gücüm yok. Ama bu sonradan işim gücümün olmadığı anlamına gelmez, anladın mı? Aa, bir dakika. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bak, bizi tekrardan bir araya getirmeye çalışıyorsan boşuna zahmet etme. Olmaz çünkü. Ben mi bir araya getirmeye çalışıyorum? Ben, ya sizi ben değil, Birleşmiş Milletler toplansa yine de bir araya getiremez. Unut onu Müftü abicim. Bak, benim öyle bir niyetim yok. Gerçekten. Gardırobumun üzerine yemin ederim ki yok. Tamam, inan. Ama kesinlikle olmaz. Bak, yani kıyamet kopsa bu iş olmaz. Müfit abi. Hayır, olmaz. Hayır dedim. Hayır, asla olmaz. Asla. Ya bana sormadan nasıl böyle bir karar verirsin? Ya Sena Sultan, lütfen, niye olmuyor ya? Ne kötülük var bunda, lütfen. Niye mi? Çünkü emri vakilerden hoşlanmam. Sena Sultan. Alo, kainat. Birazdan Sena Sultan evinde oluyorsun, tamam mı? İtiraz istemiyorum. Ya Şebnem, ama bunu konuşmuştuk bak. Ben kovulduğum eve geri dönmem. Kainatı dinliyorum, gözlerim sinirden patlaça. Hadi bağırtma beni, ikiletme. Hemen buraya geliyorsun. Hadi canım, itirazını da sessiz alıyorsun. Hadi bakalım. Ay, dur. Benim kapatmam lazım. Tamam, hadi bay bay. Bay bay. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Gel. Merhaba Arda. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk Sena Hanım. Siz keyfinize bakın. Al bakalım. İstanbul'da olduğunun annenin haberi var mı? Ya artık o ana kuzusu Arda yok Şebnem. O yüzden böyle her dakika durum bildirmeye de gerek yok. Arda'cığım, sendeki bu değişim lens mi? Hayır, görüntü tamam da seni başkası seslendiriyor gibi. Değişimi de geçtim, evrime kafa atmışsın resmen. Maşallah. İyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar, hoş bulduk.
Arda? Selim? Ah, pardon. Efendim Ege'ciğim? Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Neyse, siz keyfinize bakın. Şurada cips, meyve suyu bir şeyler var. Yersin. Teşekkür ederim. Ben unutmuştum bile. Dur dur dur. Aa, dilek dilemeden müfleyeceksin ama bize söyleme. Tamam. Bu gecenin kurucusu ve mimarı arkadaşımızı aramıza davet etmek istiyorum. Peki. O olmasaydı asla başaramazdık. Yani tabii teyze hoşumun da etkisi var. Böyle planladık işte. Biliyorum bana hala kızgınsın. Ama bunu da ıskalamak istemedim. İyi ki doğdun kainat. Şebnem'le senin için bir sürpriz hazırladık. Umarım beğenirsin. Gerçi bulmak kolay olmadı ama. İşte sana sürprizimiz. Canım, canım, canım. Buyur.